Merhabalar, ne zaman hadi bana bir şeyler sorun desem genelde aklınızla kalbinizin çeliştiği durumları soruyorsunuz. Ya bir şeyi bırakmak için, ya yeni bir şeye başlamak için, ya aslında sizin için yeterince iyi olmadığını bildiğiniz ama bir türlü vazgeçemediğiniz bir alışkanlık için. O alışkanlığı bırakmak, dönüştürmek, yerine daha sağlıklı, daha iyisini, daha doğrusunu koymak için sorular soruyorsunuz. Ve bu noktada da karşımıza irade çıkıyor. İrade ne menem bir şey, neye yarıyor, neden en lazım olduğunda bulunmuyor, tam düzlüğe çıktığımızda neden bitiyor, bitmiş aküler gibi bizi yolda bırakıyor, ne zaman zayıflıyor, birazcık bunu konuşmak istiyorum. İrade, aklımızla kalbimiz çeliştiğinde veya ihtiyaçlarımız çeliştiğinde, bir tarafımız kalk gidelim derken öbür tarafımız halt etme otur dediğinde, bir tarafımız o çikolatalı pastayı böyle gömülüp deliler gibi yemek isterken öbürü yeme birazdan pişman olacaksın, bir haftadır açsın boşa gidecek dediğinde, ertesi gün sınavımız, bir toplantımız ya da bitirmemiz gereken bir iş varken bir tarafımız çalışmak istediğinde öbür tarafımız ya boşver sohbette güzel 40 yılın başında oluyor ya da bitir şu diziyi dediğinde lazım. Bir coşkuyla spora yazıldığımızda 3. gidişten sonra 4. de ya zaten çok yoruldum bu saatte ne sporu dediğimizde lazım. Yani irade ne zaman lazım? Belli bir alışkanlığı kırmak için, konfor alanından çıkmak için, yaparken iyi ama sonrasında iyi olmayan şeyleri yapmayı kesmek ya da dengede tutmak için, yaparken kötü ama sonrasında iyi olacağını bildiğimiz şeylere başlamak için, ne yaparken iyi, ne sonrasında iyi şeyleri hayatımızdan yok etmek için lazım. Yani irade, mevcut durumu, olmasını istediğimiz duruma çevirmek istediğimiz her zaman gereken bir kaldıraç. Ancak iradenin ortaya çıkabilmesi için birkaç tane duruma ihtiyaç var. Birkaç tane durumun ortaya çıkmış olmasına ihtiyaç var. İrade gösterebilmemiz için her zaman ve her zaman dipte bir yerde çok güçlü bir istek. Bu istediğimiz şeyin olacağına dair umut geliştirmemiz lazım. Yani bir yerde irade gösterebilmek için öncelikle bir bedel ödemeye razı olmamız lazım. Ve o ödeyeceğimiz bedelin sonunda sonucun iyi olacağına dair umut ve inancımızın olması lazım. O spora gideceğim ama o bedeli ödemek istiyor muyum? Yoksa spora gitmeyip evde oturmak, dizi izlemek, çocuklarla vakit geçirmek daha mı keyifli? Hangisinin bedeli keyif artı sporsuzluk, spor artı sporun ızdırabı? Bu muhasebeyi yaptığımda hangi bedeli ödemeye daha razıyım? Eğer o irade koyduğum şeyi yapmaya daha razı değilsem bir kere iradenin vücut bulması mümkün değil. İkincisi ise umut. Yani o şeyi yaptığımda sonucunun iyi olacağına inanmam lazım. Eğer yaptığım diyetle kilo vereceğime inanmazsam o diyeti bozma ihtimalim herhangi bir diyetten çok daha fazla. Eğer bir ilişkinin içinde mutlu olacağıma inancım yoksa, sonunun beklediğim gibi olacağına inancım yoksa, o ilişkinin içinde fedakarlık etme şansım yok. Eğer bir işte sonunda başarılı olamayacağımı düşünüyorsam, oraya emek, çaba, yatırım yapmam mümkün değil. Dolayısıyla irade hiçbir zaman tek başına gezmez. İrade her zaman bir rızayla gezer. Yani o iradeyi gösterebilmenin sonunda ödeyeceğim bedelin rızasıyla gezer. Ve yanında mutlaka umutla gezer. O bedeli ödediğimde elde edeceğim şeyin gerçekleşeceğine dair umudumun olmasıyla gezer. İrade tek başına gezen bir kavram olmadığı gibi irade tükenen bir kaynaktır. Bu yüzden hayatımızda birkaç cephede birden bunu yürütebilmek mümkün değildir. Aynı anda hem diyete girip, hem ilişkinizi bitirip, hem evinizi değiştirip, hem sigarayı bırakıp, hem de bambaşka sağlıklı alışkanlıklar kazanamayabilirsiniz. İrade tükenen bir kaynaktır. Zaman zaman haznesini umutla doldurmak gerekir. Alınan küçük sonuçlarla, başarıyla, ödülle doldurmak gerekir. Bunu yapmadığımızda ne ataleti yenebiliriz, ne ayağa kalkabiliriz, ne alışkanlığı kırabiliriz. Dilerim bedel, yani rıza, irade ve umudun hiç ayrılmayan, hep kol kola gezen üç kavram olduğunu daima hatırlarsınız.